Tabiatla iç içe girince tabiattaki her şey bana bir ayet gibi görünmeye başladı. Yani kalp gözüyle, gönül gözüyle tabiata baktığınızda her şey sana tablo gibi görünüyor. Normal diğer insanlardan farklı olarak bir görüş geliştiriyor. Gönül gözüyle bakınca tefekküre dalıyorsun. Tefekkürle birlikte yaratanı yakından hissediyorsun. Yaratanı yakından hissediyorsanız o sanatkarın gücünü de yakından hissedersiniz. En büyük sanatkarı anlarsınız. Ondan sonra bütün gücün, sanatın, güzelliğin ona ait olduğunu anlarsınız.